Odalar Başkanımız, gençlik kollarımız, dünyamızın güzel insanları, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel sabah, havanın biraz serin olmasına rağmen bir araya gelip bir kaygının insanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olarak dünyamıza hizmet etmek amacıyla dayanışan ve birlikte gerçekten dünyana yakışır bir heyecan ve ruh ile yoluna devam eden bir yapı gördüm. Burada her şeyden önce Şinasi Başkanımıza bugüne kadar yapmış olduğu güzel çalışmalardan dolayı ve bunun içerisindeki yaptığı gayretlerden dolayı ben teşekkür ediyorum. Bu bir nöbet değişimi oluyor. Elbette ki şimdiye kadar seçilmesini sağlarsanız bu defa da Özkan Başkanımız dünyamıza hizmet edecek. Ben inanıyorum ki bu birliğin, beraberliğin, dayanışmanın bereket getireceğini. Bu arada ilçe başkanımıza da ben hayırlı olsun demeyi burada hemen unutmadan söylemiş olayım. İnşallah ilçe başkanımızın da gayretli çalışmalarıyla bir görev değişimi adaylıktan sonraki süreçte oldu. O bakımdan da yalnız bir şanssız döneme denk geldi. Başkanım, seçim var. Bence esas şanssız dönem. Şanssız dönem. Bereket. İkizleri var, bereket yine inşallah. Sana benziyor. Başkanım açısından da, Sayın İlçe Başkanımız açısından da, İl Başkanımız açısından da birer seçim geçirecekler. Evet. Sınavdasınız. Aynen. Ona göre. Sayın Cumhurbaşkanımızın gözü üzerinizde. Ha. Ekibimize güveniyorsun. Allah razı olsun. İşte ne güzel bir muhabbet ortamı. Tabii bu bir fırsat. Hakikaten ilçe başkanımız için de, teşkilatımız için de bu seçimde en yüksek oy oranlarına ulaşarak başarıyı elde etmek bir fırsat. O açıdan ilçe başkanımızı ben tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah mahcup etmesin diyorum. Bu sınavdan yüzünün hakkıyla çıkacağından hiç şüphemiz yok. Dünyanın geçmişten beri biliriz. Dünyamızda milliyetçi, muhafazakar bir yapı var. Dönem olmuş Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimiz belediye başkanlığı yapmış. Dönem olmuş AK Parti'miz yapmış. Ama şu bir gerçek, Ay Yıldızı Türk bayrağımıza bağlı, vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı bir yapı var burada. İşte Cumhur İttifakı'nın en güzel ortamını sağlayan bir yapı. Öyleyse başkalarına fırsat vermeden, oylarımızın parçalanmasına fırsat vermeden, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizle bağrımıza basarak, kucaklayarak, onlarla el ele dünyamızda ve köylerinde, beldelerinde çalışmak, yapmak suretiyle bu güçlü görüntüyü oylarla da kanıtlamak hepimizin görevi olacaktır. Elbette bir partiden seçiliriz ama bir partili gibi başkalarını dışlayan yaklaşım değil, aksine hepsini kucaklayan yaklaşım sergileriz. Öyle olunca bir bereket olur. Çünkü bizim felsefemizde insan yaşat ki devlet yaşasın felsefesi var. Sevincini paylaşıp büyütmek, sıkıntısını da paylaşıp azaltmak asli görevimizdir. Her şeyden önce bir müddin olarak görevimizdir. Bulunduğumuz yerleri bir hizmete vesile oluyor ama Cenab-ı Allah'ın rızasına da vesile olacak şekilde yapar. Kurunun gönlüne girecek şekilde o görevimizi yapar isek herhalde sonuçta Cenab-ı Allah bizi mahcup etmez. Hem bu dünyada kazanırız, hem öbür dünyada kazanırız. Aksi takdirde her yaptığımız işi kendimizden bilir, nefsimizden bilir. Birlikte mesai yaptığımız kardeşlerimizi ve teşkilatlarımızı göz ardı ederek ben felsefesiyle ve mantığıyla ortaya çıkar isek, sonuçta Allah korusun hem biz mahcup oluruz, hem de toplumda yerimiz olmaz. O açıdan biz kültürüyle, teşkilatlarımızla, mesai arkadaşlarımızla, vatandaşlarımızla yapacağımız işler mümkün olduğu kadar halkımızın özellikle büyük işleri bir bakıma referanduma sunma mantığı içerisinde kamuoyuna bilgilendirme, görüşlerini alma, değerlendirme ve ondan sonra hayata geçirme mümkünse bunu mutlaka sağlayalım. Çünkü müminin ferasetinden korkunuz, o Allah'ın nuruyla bakar der. Mümin olan bu toplum, Müslüman olan bu toplum, bu Türk milletinin aziz evlatları inanıyorum ki bir yanlışa imza atmaz. Ve dolayısıyla da ortak bir karar verildiği zaman sonuçta
o çıkan ortak akıl ve ortak karar sonrası çıkan sonuç hepimizi yüzünü güldürür ve mahcup etmeyecek şekilde de hayata geçirilir olacak. Sonuçta da elhamdülillah bereketinde içerisinde olacak. Hani diyor ya yine ilahi mesajda, bildiklerinizle amel eder, bildiklerinizi yaparsanız Cenab-ı Allah bilmediklerinizi de öğretir diyor. Sonra da belediye başkanımıza istişare edeceğiz ve diyeceğiz ki arkadaşlar siz istediniz, biz böyle uyguluyoruz diyeceğiz ve inşallah sizin konforunuzu önemsiyoruz. Size hizmet edecek en güzel ulaşım hizmetiyle burayı buluşturacağımızdan şüpheniz olmasın. Ben diyorum ki ileri aşamalarda, orta vadede demeyelim, hemen demeyelim de daha sonraki aşamalarda buralara da raylı sistem de gelecektir. Gelmemesi için bir sebep yok. Çünkü metropol bir ilçe. Zaten bitişik. Yani hemen buradan Melikgazi'ye sınır olan bir ilçe, şehir merkezinin yanı başında. Bütün bunlar daha sonraki süreçte. Örneğin doğalgaz ilk gelen ilçelerimizden oldu yani. Bunlar güzel bir nimet. Biz merkezde olduğumuz halde yıllarca doğalgaz türküsü söyledik. Allah'tan AK Parti dönemine geldi. Ondan sonra bu türküyü susturduk. Bu defa icraata başladık da doğalgazı hayata geçirdik. Şimdi gittiğimiz her yerde doğalgaz konuşuluyor. Biz ülkemizin kıymetini, ülkemizin konumunu, şehrimizin kıymetini, şehrimizin konumunu ve insanımızın kıymetini mutlaka bilmeliyiz. Dayanışmalıyız ve birlikte güçlü görüntüyü mutlaka hissettirmeliyiz. Eksiğimiz olur mu? Olur. Her şeyi yaptık, bitirdik demiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu yerde zaten başka türlüsü konuşulmaz. Ne diyor? Mazeret üretmeyin, laf üretmeyin, hizmet üretin diyor. Hizmet. Vatandaşın ihtiyacını gidereceğiz. Burada biz vatandaşımız için varız. Onlar bizi seviyor. Bizim felsefemizi seviyor. Bizlere güveniyorsa bize de yakışan sizlere layık olmaktır. Bu yolda gayret göstermektir. Babanın üzerinde ne yapıyoruz? Sizlerin vergileri, sizlerin imkanlarını hükümet nasıl şehrimize yansıtırız? Bunun çabası içerisindeyiz. Burada oda başkanlarımızı gördüm. Hepsine biz minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz. Onlar ilki var. Bize proje getirin. Çekinmeyin. Allah başımdan üstlendirin.